Park İstanbul aslında çok manidar. İçinde bulunduğumuz salonun adı da Turgut Özal toplantı salonu. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın döneminde ileri teknoloji endüstri parkı olarak ilan edilen 13 milyon metrekarelik bir alanın içerisindeyiz. Bu alana 2001 yılında 10 milyon metrekaresine Sabiha Gökçen Havalimanı yapılıyor ve geriye kalan alan içinde Savunma Sanayi Başkanlığımız İstanbul Ticaret Odası ortaklığıyla Teknopark İstanbul AŞ'yi kurarak böyle bir vizyonu 2010 yılında başlatmış oluyor ve bizler de inşallah 2020'de bunun 10. yılını hep birlikte kutluyor oluyoruz. Ortaklık yapıma sanayinin kendi iştirak şirketleri HEAŞ ve STM ortaklığıyla beraber %59. İstanbul Ticaret Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Metin Yerebakan, BF Park İstanbul'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu an birinci etap olarak gördüğünüz aslında 2014 yılında tamamlanıp faaliyete buradan başlamış. Ardından ikinci etap binalarımız gerçekleştirilmiş, yapılmış. Teknopark İstanbul logosunun olduğu bina hali hazırda bizim merkez ofisimizin de yer aldığı, kampüs yönetim ofisimizin yer aldığı binamız. Teknopark İstanbul'un 10. yılında Türkiye'de Türkiye için çalıştığımızı belirterek sloganımızda da bunu kullanmayı seçtik. Ve inşallah güncel rakamları sizinle paylaşmak istiyorum. Halihazırda kampüsümüzde 298 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapıyoruz. 5.394 Ar-Ge çalışanımız var. Şu ana kadar tamamladığımız ve devam eden milli proje sayısı 1.698. Bugüne kadar 125 marka tescili ve patent kampüsümüz içerisinde gerçekleştirildi ve 104 milyon dolar ihracat, 2,5 milyar TL de Ar-Ge geliri kampüsümüz oluşturmuş durumda. Burada bazen ihracat rakamı görece küçük görünebiliyor ama projelerimizin yerli ve milli olması ağırlığıyla Aselsan, Roketsan, BMC gibi genelde savunma sanayine çalışan büyük firmalar olduğu için faturaların yurt dışına değil yurt içine kesildiğini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama inanıyoruz ki savunma sanayinde o yakaladığımız ivmeyle firmalarımız bu milli projeleri, ürettikleri milli projeleri ilerleyen dönemde, yıllarda ihracat rakamlarına da daha fazla yansıyacağını tahmin ediyoruz. Aslında 2014'te kurulduk dedik kampüs olarak. 10. yılımızdayız ama son 5 yıldaki faaliyetlerimizi ve çıktılarımızı burada sizinle paylaşmak istedik. Tabii yeni kurulan bir kampüs. Burada Ar-Ge içi ve Ar-Ge dışı gelirlerini firmalarımızın görüyoruz. 2014 yılından günümüze kadar artarak devam eden bir çizgi var. Bu bizi memnun eden bir çizgi ve sanıyorum önümüzdeki yıllarda ilave oluşturduğumuz bina ve imkanlarla bu rakamları katlayarak devam edeceğiz. Bu da yine deminkine bir benzer olarak tüm ciro değil sadece Ar-Ge gelirlerini gösteren bir grafik. Barındırdığımız firma sayısı 84-85 firmayla başlamışız ve hali hazırda 300'e yakın firma ve kuluçka firmasıyla faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Personel, evet, Ar-Ge personeli, bu nitelikli personel teknoparklarda sizlerin de bildiği gibi oldukça fazla. 5.394 sayısının yine çok yakın zamanda 9.000'lere, bizim 3. etapımızın tamamlanması ve ilave arazi tahsisi yatırımlarıyla birlikte 9.000'lere ulaşacağını planlıyoruz. Bu da özellikle nitelikli istihdam olduğu için gerçekten hepimizi gururlandıran bir rakam. Bunu ifade etmekten hakikaten çok mutluyuz. Projelerimiz 265 projeyle burası başlamış. Bildiğiniz gibi teknoparklara aslında firmalar değil projeler giriyorlar. Bazı firmalar komple teknopark içerisinde kurulup büyüyorlar ama bazı firmalar dışarıda kendi yerleşkelerinde faaliyetlerini sürdürürken Ar-Ge departmanlarını teknopark içerisinde kurgulayabiliyorlar ya da bazı projelerini sadece teknopark içerisine getirebiliyorlar. Hali hazırda devam eden 750 tane projemiz var. 2030 hedeflerimizi, yani kampüsümüzün yapılanması bittiğinde nereye gelecek diye hep birlikte bakacak olursak 1 milyon metrekare gibi bir kapalı alan hedefimiz var.
Çok yakın zamanda aslında bir konsept proje çalışması yaptık ve inşallah belki yakın zamanda onları da basında paylaşma şansı bulabiliriz. Hakikaten çok nitelikli ve güzel bir kampüs ortaya çıkacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bu konuda yani mimarlık şirketlerimiz de Teknopark İstanbul'un hatırı sayılır bir proje olduğundan hareketle ilgi gösteriyorlar. Bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz.